ve İsrail'in normalleşmesini bu Ramazan ayında yeniden görüldüğü üzere faydalar çok zarar getirdi. Gözüm ilan olsun. Türkiye'den o özellikle Avrupa'dan ayrılmış değildir. Uğurlular! Aksa'ya! Uğurlular! Aksa'ya! Polis! Aksa'ya! Hamas'a selam! Direnişe devam! Hamas'a selam! Direnişe devam! Hamas'ı ne bir SPK'nın, ne bir örgütün, ne bir grubun, ne bir hiç kimsenin değil, herkesindir. Tüm Müslümanlarındır. İsrail'in zulmünü kınamak, inşallah sona erdirmek, şu an için yapabileceklerimizi yeniden gözden geçirmek ve bu alçakça saldırılara karşı Urfa'da Hazreti İbrahim'in mekanından ses vermek, direnişe destek vermek üzere bir aradayız. Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü yalnız bırakmayalım. Mescid-i Aksa bir Ramazan ayında daha işgalci İsrail'in saldırısı altında. Siyonistler Kudüs'e saldırıyorlar, Müslümanları öldürüyorlar, kadın ve çocukları yaralıyorlar. Kudüs'ün sokaklarında ve Mescid-i Aksa'da sivillere kurşun sıkıp kutsallarımıza el uzatıyorlar. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planıyla Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılar tamamen yasa dışı, uluslararası hukuka, İsrail'in kendi hukukuna bile aykırıdır. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! İsrail sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedirler. Sistematik saldırılar İsrail'in geçmişten gelen politikalarının bir parçasıdır. Filistinliler hala Nekbe'yi yaşamaya devam etmektedirler. Bu felakette son verilmesi gerekmektedir. Bildiğiniz gibi Nekbe, İsrail'in kuruluş döneminde Filistin halkının topraklarından büyük ölçüde hicret ettirildiği, göç ettirildiği bir dönemin adıdır. İsrail, Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırıda bulundu. Bu hunharca saldırı İsrail'in bölgeye uygulamış olduğu sistematik bir saldırıdır ve Filistinli Türk kesimlerin hedef alındığının açık bir göstergesidir. Bu tepkiler olduğu zaman o şiddetin dozajı azalıyor. Onun için bunları küçümsemeyin, bir basın açıklaması demeyin. Güçlü olalım, güçlü görünelim. Güçlü eldenin buna gösteriş olalım. Tekbir! Allah!